Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, sizlere bugün sarı kızlar diye hitap ettiğim sukulent cinsi çiçeğimi bu şekilde daha net görmeniz için masamın üzerine getirdim sevgili arkadaşlarım. Balkonumda bunu size gösteriyordum ara ara. Çok ses oluyordu. Hem sesimin az geldiğini hem de çok balkonum açık olduğu için çok ses olduğunu söyleyen sevgili arkadaşlarım için böyle masamın üzerine getirdim. Daha net sesim gelsin diye. Hem de çiçeğimi daha şöyle net göstereyim diye. Evet, bu sukulent cinsi çiçeğim. Bundan 2-3 saksım daha var. Biliyorsunuz onlar balkonumda. 2 tanesi minik. Ektim, yeni ektim. Hemen tutuyor arkadaşlar. Biri de bunun gibi büyük kocaman. Çok arsız bir çiçek. Şöyle arsız. Hemen oluyor arkadaşlar. Hemen tutuyor. Yani böyle bir düşse bile toprağın üzerine. Şöyle elinizde hafif bir toprağa gömdükten sonra tutuyor sevgili arkadaşlarım. Yaz kış balkonumda duruyor. Evet. Orasını anlayamamıştınız herhalde. Öyle bir soru almıştım yorumlardan. Evet arkadaşlar. Hem soğuğa hem sıcağa dayanıklı bir çiçektir bu. Sukulent cinsi. Sarı kız dediğim çiçeğim. Niye sarı kız diyorum? Bu şöyle bir sürü pıtır 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 sarı sarı açıyor arkadaşlar. O yüzden ben buna sarı kızım diyorum. Ayrıca bunun bir özelliği daha var. Şöyle yaprağını kopardığımız zaman arkadaşlar içerisindeki şu gördüğünüz jel elde ayakta temre dediğimiz hastalık oluyor ya, böyle kaşıntılı yara gibi, kuru yara gibi. Onlara sürdüğümüz zaman çok iyi geliyor arkadaşlar. Büyüklerimiz buna temre otu da diyor. Şöyle yaprağından, nasıl aloe vera'nın yaprağından çıkan jeli kullanıyoruz cildimize. Bunun da aynı şekilde temre yaralarına kullanabiliriz arkadaşlar. Çok etkili. Hani şimdi eskiler böyle şeyleri daha iyi biliyor. Ben de onlardan biliyorum. Gerçekten etkisi var, geçiriyor. Bunu da şöyle bir not olarak sizlerle paylaşmak istedim sevgili arkadaşlarım. Çiçeğime her gün su veriyorum. 2 gün su vermesem 3. günü mutlaka veriyorum. Aslında her gün veriyorum da hani oluyor, bir yere gidiyorum. Evde olmuyorum ama çiçeğim yine de dayanıklı oluyor. Demem o ki 2 günde bir mutlaka suyunu veriniz. Suyu seven bir çiçektir. Onun dışında yaz kış balkonunuzda dursun. Soğuğa ve sıcağa dayanıklıdır. Kışın da açıyor, yazın da açıyor. Aksine kışın daha fazla açıyor arkadaşlar. Açtığı zaman sizlerle paylaşacağım. Böyle işte pirinç suyu verebilirsiniz vitamin olarak. Pirinç suyu çiçeklere çok etkili geliyor. Görüşürüz sevgili arkadaşlarım. Bugün sizlere bu çiçeğimi göstermek için böyle bir video hazırladım. Yorumlara bekliyorum.